Kahramanmaraş merkezde depremlerin ardından çadır sattığı ortaya çıkan sadece bu da değil arkasından peş peşe başka skandallarla gündeme gelen tepkilerin odağında olan Kızılay bugün yeni genel başkanını seçti. Uzun bir süre eski başkan Kerem Kınık görevinde kaldı istifa çağrılarına rağmen ama kaçınılmaz oldu Kerem Kınık için istifa. Bu arada bugünkü genel kurulda Kerem Kınık da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa bir video mesaj gönderdi. Kızılay'la ilgili eleştiriler cevap verdi ve bugün Kızılay yeni başkanını seçti. O isim Fatma Meriç Yılmaz. Sevk etmeye hazır olan yaklaşık 2050 çadırımız Ahbap Derneği tarafından arkadaşlarımız aracılığıyla Ahbaba maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. 155 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi Kızılay. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır skandalı ile gündem oldu. Aylarca konuşulan skandal sonrası Kızılay yeni başkanını seçti. Türkiye Kızılay Derneği'nin 155 yılı aşan 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın çadır satışı yaptığı ortaya çıktı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık hem iktidar hem de muhalefetten gelen tepkilere rağmen aylarca istifa etmedi. Görevinin Mayıs ayında Erdoğan'ın eleştirilerinin ardından bıraktı. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kınık'ın istifasının ardından Kızılay olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte eski başkan Kerem Kınık da katıldı. Sayın Başkan Vekilim, kıymetli yöneticilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula video mesaj gönderdi. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerek dedi. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Olağanüstü genel kurulda Kızılay başkanlığı için tek aday çıktı. Fatma Meriç Yılmaz Kızılay'ın ilk kadın genel başkanı seçildi. Türkiye Kızılay Derneği'nin 155 yılı aşan indirmek için çalışıyor. Fatma Meriç Yılmaz Kızılay içerisinde menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen birisi. Kerem Kırık'ın istifasının ardından başkan vekilliği görevini üstlenmişti. Kızılay'ın menzil tarikatı mensuplarına verilen ihalelerinde Yılmaz'ın etkili olduğu iddia ediliyor. Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Kızılay'ı yıpratanlar biz değiliz. Kızılay kendi kendini yıprattı ne yazık ki Kahramanmaraş depremlerin ardından özellikle. Sevgili izleyiciler son günlerde başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde kaçak göçmen operasyonları arttı. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları var. Denetim ve operasyonlar sürüyor Ali Yerlikaya 4-5 aylık bir sürecin ardından bu konuda gözle görülür bir bir farklılaşma olacak açıklaması geldi. Seçimlerin ardından kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar arttı. Son bir haftada Türkiye'nin çeşitli illerinde 2000'den fazla kaçak göçmen yakalandı. Son operasyon İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da gerçekleştirildi. İstanbul'da 511, İzmir'de 200, Tekirdağ'da ise 85 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerin ardından göçmenler il göç idarelerine teslim edildi. Kaçak göçmenlere yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Özellikle İstanbul'da sahillerde ekipler çok sayıda kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca 5 Temmuz'da yapılan eş zamanlı operasyonla Van İran sınır hattında faaliyet gösteren 280 insan kaçakçısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya artan operasyonlarla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuştu. 4-5 aylık bir sürecin ardından bu konuda gözle görülür bir farklılaşma olacağını söyledi. Bir haftadır kaçak göçmen konusunda önlemleri artırdık. Sadece İstanbul'da değil, 81 ilde düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz gerekli önlemleri ve çalışmaları yapıyor. Son bir hafta içinde önlemleri ve çalışmaları artırma yönde adımlar atmaya başladık. Bunu sürdüreceğiz. Şimdi tabii bu e, operasyonlar olmalı mı? Olmalı kaçak göçmen operasyonları. Ama şunu da sormak lazım. Bu insanlar nereden geliyor ve nasıl oluyor da bu kadar kolay ülkemize giriş yapıyor? Sınırlarımız Kevgir'e döndü. Uzun zamandır sadece Suriye'den de değil pek çok ülkeden kaçak göçmen geliyor, giriyor bir şekilde ülkeye. Dolayısıyla aslında tedbiri daha orada almak lazım. Bugüne kadar yapılmadığını biliyoruz. Eğer son dönemde sınır güvenliğinde daha da iyi bir noktadaysak eğer sınırlarımızı e, koruyabiliyorsak ne ala ama eğer e, koruyamıyorsak bir kere ne kadar kaçak göçmen operasyonu yaparsanız yapın, arkalarından yenileri gelecek. Eğer kontrol altına alındıysa, denetimler arttırıldıysa sınırlarda yani güvenlik tam anlamıyla sağlandıysa e, o zaman bugüne kadar niye yapılmadı diye de haklı olarak sormak düşüyor bize. Şimdi bir başka soru ile devam edelim. Aslında bu sorular defalarca soruldu Sağlık Bakanlığı'na. Çağrı yapıldı, verileri açıklayın dendi. Konu artan kızamık vakaları. Bir türlü sayılar paylaşılmıyor. CHP CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Sağlık Bakanlığı raporlarını inceledi ve bakın o raporlardan neler çıktı. Bakanlık bürokratları meğer 3 yıl önce bakanlığı uyarmış hazırladığı raporlarla dikkat edin büyük bir kızanık riski var demiş ama bu uyarılar dikkate alınmamış. Sağlık Bakanlığı henüz kızamık vakalarını açıklamadı. Hatta Sağlık Bakanlığı bürokratlarının bakanlığı kızamık konusunda 3 yıl önce uyardığı ancak bakanlığın dikkate almadığı ortaya çıktı. Ayrıca bakanlığa ayrılan bütçenin %5'i bile kullanılmadı. Raporlara dayalı açıklamayı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaptı. Sağlık Bakanlığı bürokratları 2020'de kızamık için risk artıyor dedi. Emir, vaka sayılarının geçmiş yıllara göre ona katlandığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı faaliyet raporlarında da son 3 yıldır risk uyarısı yapılmış ancak hiçbir önlem alınmamış dedi. <laughs> Ama ağlayacak bir şey yapmadım ki. Sağlık Bakanlığı kızamık vaka verilerini açıklamadığı için Emir Dünya Sağlık Örgütü verilerini kullandı. Buna göre Türkiye'de 2021'de yalnızca 50 kızamık vakası görülürken bir sonraki yıl 2022'de 103'e yükseldi. Yani bir yılda iki katına çıktı. Nisan 2022 Mart 2023 arasında Avrupa'daki kızamık olgularıyla karşılaştırıldığında Türkiye 457 vaka ile 3. sıraya yerleşti. 2023'te vaka sayısı 2022'ye göre 5'e 2021'e göre ona katlandı. Emir, bakanlık son 3 yıldır her yayımladığı raporda bulaşıcı hastalıkların mücadelesinde erken uyarı ve cevap sistemi kapasitesi geliştirilmeli ve bağışıklama programları geliştirilerek sürdürülmelidir demektedir ancak somut hiçbir girişimde bulunulmamaktadır dedi. CHP Ankara milletvekili Emir Bakanlığın geçmiş yıllara ait bütçe harcamalarını inceledi. Ayrılan bütçenin kullanılmadığı ortaya çıktı. Emir, "Yani 2020 yılında risk artıyor diye uyarı yapan bakanlık kendi uyarısını bile dinlememiş." dedi. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama faaliyeti için bütçeden Sağlık Bakanlığı'na 2021'de 512 milyon lira kaynak ayrıldı. Ancak bakanlık bu bütçenin yalnızca 11 milyon lirasını harcadı. 2022'de 1.4 milyar liralık ödenek ayrılmasına rağmen toplam harcanan yalnızca 140 milyon lira. Emir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu uyarılara kulak asmayarak bakanlığın bütçesini yine yandaş müteahhitlere kaynak yaratmak için kullandığı iddiasında bulundu. Sevgili izleyiciler, bu arada sosyal medya e, mesajları var. Bu konuyla ilgili de bir not paylaşayım. E, özellikle kamu mühendislerinden, mimar ve şehir plancılarından gelen mesajlar var. Geçinemiyoruz. Lütfen sesimizi duyurun diyorlar. Ankara'da toplandılar, bir basın toplantısı düzenlediler. Elbette duyuracağız o sesi. Zaten akışımızda var haber bültenlerimiz içerisinde. E, ve 28 yıllık bir kamu mühendisinin isyanını, feryadını ekrana getireceğiz. İstanbul'da 116 fırına tarife uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi. İstanbul valisi Davut Gül denetimler artarak devam edecek dedi. İstanbul'da 116 fırına tarife uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle ceza işlem uygulandığını açıkladı. <laughs> Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı. Açıklamaya göre İstanbul'da 39 ilçede Ticaret Tarım ve Zabıta Müdürlükleri tarafından ekmek fiyat denetimi yapıldı. <laughs> Toplam 205 ekmek fırınına denetim yapılırken 116 fırına ceza kesildi. İşletmelere 1371'er lira idari para cezası verildi. Vali Gül açıklamasında denetimler devam edecektir ifadelerini kullandı. Bir konser iptali daha geldi. Sanatçı Hande Yener Burhaniye'de Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir konser verecekti ama o konser iptal edildi. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de aslında gerekçeyi bilmiyor. Fakat ortaya çıkıyor ki bu konser iptal talebi yine aynı yerden gelmiş. Şimdi nereden gelmiş? Önce bir hatırlatma yapalım. Bir yıl öncesine geri gidelim. Hatırlayacaksınız geçen sene peş peşe festival iptalleri, konser iptalleri gelmişti. Bu iptallerin arkasında aslında e, bazı oluşumların, cemaatlerin olduğu biliniyordu. Daha sonra kendilerine müdafaa İslam Hareketi denilen bir grup çıktı ortaya. Ve o grup adına hemen ismini de söyleyeyim. Er